Evet arkadaşlar, bu denemede de birinci soruyla başlıyoruz. Bir hareketle hareketi boyunca sırasıyla güneye 30 metre. Önce isterseniz yönleri çizelim. Bu tarz sorularda işe yarayabilir. Kuzey, güney, doğu ve batı diyelim. Önce güneye doğru 30 metre iniyorum. Tamam, aşağı doğru 30 metre indim. Başlangıç noktam burası. Sonra doğuya doğru 40 metre gidiyorum. Doğuya doğru 40 metre gidiyorum. Tamam, bu doğuda. Ve en son olarak da kuzeye 60 metre adım atıyorum. Şimdi kuzey tam yukarı doğru çıkmam lazım. Şöyle bir 60 adım atacağız. Şimdi bu şekilde 60 metre adım attığımız zaman en son bu noktaya geldiğimiz için artık bizim şunu yapmamız lazım. Başladığımız ilk noktayla son nokta arasında yer değiştirmemizi bulmamızı istiyor. Yani şu mesafenin ne kadar olduğu soruluyor. Farkındaysanız zaten burası 40 metre. Ve düşeyde de tamamı 60 olduğu için, burası 30 olduğu için burası 30 metre. Tahmin ettiğiniz gibi 30, 40 ve burası da 50 metre yer değiştirmiştir arkadaşlar. Cevabın Edirne olması gerekiyor. Peki bir sonraki soruyla devam edelim. Bu soruda doğru yanlış sorusu. Gene testlerde okul kitaplarının arkasında çok bulunan sorulardan bir tanesi. Bir öğrenci girişten başlayarak hata yapmadan ilerlerse hangi çıkışa ulaşacağını soruyor. Bunlardan biriyle çıkacağız. Bakalım konu neyle alakalı? Sürtünmeyle elektriklenmede sürtünen cisimler eşit sayıda, evet, ve aynı tür yükleyiklerine. Hayır. Sürtünen cisimlerde hatırlayın, cam çubuk ipek kumaşa sürtündüğünde biri artı biri eksi oluyordu. Eşit sayıda yükleniyorlardı ama aynı tür yüklenmeden biri artı biri eksi olduğuna göre bu demek ki bunun zıt tür olması lazım. O yüzden bu yanlış bir ifade. Demek ki yanlış eklememiz lazım. Peki devam. Etkili elektriklenmede büyük paylaşım olur diyor. Burada da problem var. Çünkü etkili elektriklenmede cisimler birbirlerine temas etmiyorlar ki. Aralarında mesafe var. Sadece etki ediyor. Yani mesela bu artıysa burası eksi burası artı oluyordu. Buradan buraya da bir yük geçişi falan olmuyordu. O yüzden bu da yanlıştır. Devam ediyorum. Birbirine dokunan iletkenlerin son yük işaretleri aynıdır. Bu da doğrudur. Dokunmayla elektriklenmede cisimlerin son yükleri kesinlikle aynı cins oluyordu arkadaşlar ama miktarlar için tabii ki büyüklükleriyle doğru orantılıydı. O yüzden bu ifade doğrudan çıkması gerekiyor arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı 4'tür yani denizdir. Peki. Bir sonraki soruyla devam edelim. Gene bilimsel bilgiyle ilgili sorulardan bir tanesi. Bazen kolay oluyor sorularımız ama gene düşebiliyoruz. Bilimsel bilginin özellikleri soruluyor. Hangisi olabilir diye söylüyor bunlardan. Ölçülebilir olması. Yani bilimsel bilgiyi biz hesap ederken, sunarken ölçerek koyuyoruz. Evrensel olması, bütün evren tarafından bunu kabul görmesi lazım bilimsel bilgide. Alanında oluşan sorulara daima doğru cevaplar vermesi. Şimdi bu biraz sıkıntılı. Yani bilimsel bilgiyi o zaman biz hiçbir bilgiyi doğru kabul etmememiz lazım. Mesela F eşittir MA gibi çok kabul edilen bir yargı bile relativistik hızlarda kullanamıyoruz mesela. Demek ki yani bu bizim için bilimsel bilgi olduğu halde her soruya doğru cevap vermesi anlamına gelmiyor. Burada doğru olan özellikler Ceyhan yani 1 ve 2 olması lazım. Üçüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan arkadaşlar. Peki bir sonraki soru adezyon koezyon sorusu. Bu soruda da hangileri doğrudur yapısını istiyor. Özdeş cam boruların içerisinde X, Y, Z sıvıların olduğu sıvının yüksekte ve aşağıda olma durumunu inceleyeceğiz. Hatırlarsanız bu suyun kaptaki duruşuydu. Bu kapta cıvanın bulunduğu durumda. Bunu şunun için anlatıyorum. Suyun olduğu kaplarda adezyon kuvveti, koezyon daha fazlaydı. O yüzden sıvı tırmanarak daha yukarılara çıkıyordu hatırlarsınız. Fakat cıva aşağı doğru battığına göre demek ki burada su molekülleri arasındaki çekim kuvveti camla su arasındaki çekim kuvvetinden daha güçlü. Burada seviyede yükselme gözlenmemiş. Demek ki burada her iki kuvvetinin birbirine eşit güçte olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bunlar doğruların içerisinde olanlar. Mesela K sıvısı K kabını ıslatır diyor. Islatma özelliği şöyleydi. Eğer adezyon koezyondan güçlüyse ıslatırdı. Doğru. Y sıvısının yüzeye gelimi X ve Z'den daha fazla. Doğru. Civanın koezyon kuvveti güçlü olduğu için yüzeye gelimi de diğerlerinden daha güçlü olacaktır. Doğrudur. Z sıvısında adezyon ve koezyon kuvvetleri birbirine eşittir. Zaten söylediklerimizi burada da tekrar etmiş. Bu sorunun cevabı Edirne arkadaşlar. Yeni bir soru. Şimdi bu tarz sorularda şuna dikkat edelim. Bakın sabit hız diyor. Yani soruyu okurken gözüm ilk çarpan bu oldu. Sabit hız.
Eğer bir sistem sabit hızda hareket ediyorsa bu sistemi etkeden net kuvvet sıfırdır. İkincisi de sürtünmenin olmaması. Şimdi net kuvvetin sıfır olması için G'nin ağırlığı aşağı doğru. P'nin ağırlığı aşağı doğru. Ve demek ki ip gerilmesi burada dengede tutabilmesi için, sabit hızı gidebilmesi için, net kuvvetin sıfır olması için T'nin P eşit olması lazım. Yani T eşittir P diye başlayabiliriz. Peki bu ipteki gerilme T kadarmış. Peki ağırlığı bileşene ayırdığımız zaman ağırlığın bir bileşkesi burada, bir bileşkesi burada olacaktır. Yani sizin açınız şuradakiyle aynıdır. Yani burası G cos alfadır, burası da G sin alfadır. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Diyelim ki bu 5 olsa, bu 4 olsa, bu 3 olsa ağırlığınızın sadece bir bileşeni kadar ipteki gerilme olacaktır. Yani G'nin burada T'den büyük olması lazım. Çünkü dik bileşenlerinden bir tanesidir sadece. G'nin bu ikisinden de büyük olduğu bir şık arıyoruz. Bu sorunun cevabında Ceyhan olması lazım. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi burada da bir su dalgası sorusu var arkadaşlar. Bu dalgada, pardon, esnek bir yayda oluşturulan bir dalganın periyodu soruluyor burada. 6 saniyelik periyotlar hareket ediyormuş ve dalgaların yayılma hızı ne kadardır diye soruluyor. Önce dalga boyunu tespit edelim. Şimdi burada 6 tane parça görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. 18'i 6'ya bölersek buradaki her parçanın 3'er santim olduğunu görebiliriz. Şimdi bir tane dalga boyu oluşturmak için başladığım noktaya geri dönmem lazım. Yani ben bunun için rahatlıkla bir tam dalga diyebilirim. Yani 3, 6, 9, 12. Dalga boyumuz kaç santimmiş arkadaşlar? 12 santimmiş. Dikkat edin şimdi. Normalde hani x eşittir vt derdik ya, dalga boyunu bulurken de o zaman lambda eşittir vt diyoruz. Yani birbirine çok benziyor. Lambda burada 12 ise hızımız burada soruluyor. Periyodumuz da 6 saniye olduğu için dalgalarımızın hızının 2 santimetre bölü saniye olması gerekiyor arkadaşlar. Peki şimdi de 7. ve son sorumuza geçiyoruz. Diyor ki evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir diyor. Ve bu genişleme sonucunda gökadalar birbirinden uzaklaşmaktadır diyor. Bu acaba hangi görüşle alakalıdır diye soruyor. İlk şıktaki ifade bize en çok çarpıcı gelen ve doğru olan şıktır. Büyük patlama teorisi arkadaşlar evrenin genişlemesi üzerine bu ifadeyi kullanmıştır. O yüzden cevabımız arkadaşlar Adana'dır.